Sonra Avrupa Şampiyonası'nda çok başarılı oluruz. Umarım kürsüye çıkarız. Umarım madalya kazanırız. Artık bence yani bu ülkenin vatandaşının bunu hak ettiğini düşünüyorum. Basketbol, yani basketbol olarak da başarılı olmamız gerektiğini artık düşünüyorum. Ve madalya almak istiyorum. Yani takımım da istiyor. Umarım bu sene o sene olur ve kazanırız. Yani tabii ki öncelikle double-double ortalamayla oynamak istiyorum. Yani kendime verdiğim aslında uzun zaman önce bir sözdü bu. Her maça çıktığımda double-double yakalamaya çalışıyorum. Tabii ki bu turnuvada da takımıma hangi konuda yardım edebilirsem o konuda yardım edeceğim. Sayıysa sayı, reboundsa rebound ya da müdafaaysa müdafaa. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Yani tabii ki skor ister. Her oyuncu skoru en yüksek sayıda atmak ister. Ben de onun için savaşacağım. Takım için savaşacağım genel olarak. Aslında bence kulüplerde başarılıyız. Yani Euroleague şampiyonu oluyor Fenerbahçe her sezon. Biz geçen sene Eurocup'ta final oynadık, ikinci olduk ama kulüpler aşamasında aslında başarılıyız. Ama genel olarak milli takımlarda bu başarıyı bence daha üste taşımamız gerekiyor. Maçlar kazanıyoruz ama Avrupa Şampiyonası seviyesinde gerekirse olimpiyata gitmemiz gerekiyor bence ki 2028 olimpiyatlarını hedeflememiz gerektiğine inanıyorum ben. Yani olimpiyatlara gidip voleybolcuların aslında yaptığı başarı çok güzel bir şey. Yani umarım devam ederler ama bizim de artık bu madalyaları almamız gerekiyor. Madalya bırakmamamız gerekiyor gerekirse. Umarım buna bu Avrupa Şampiyonası ile birlikte başlayıp devam ettirebiliriz. Çeyrek final, yarı final ne geliyorsa önümüze elimizden gelenin en iyisini verip tabii kendimizi en yüksek noktada bulmak istiyoruz. Başaracağımıza inanıyorum ben. Her sene söylüyoruz ama çok güzel bir takımız, çok enerjik, genç bir takımız. Güzel bir oluşumla güzel işler başaracağımızı düşünüyorum. Yani voleybol kısmına gelirsek bence kızlar yani kadınlar inanılmaz güzel işler başarıyorlar. Ülkemizi çok güzel, çok büyük platformlarda şampiyonluklarla, finallerle temsil ediyorlar. O yüzden biz onları izlemekten çok gurur duyuyoruz her şeyden önce. Basketbol olarak da bence de bizim tarihimizde inanılmaz başarılar, inanılmaz güzel şeyler var. Tabii ki bir jenerasyon değişikliği yaşadık. Çok fazla emeği olan, çok fazla tecrübesi olan oyuncular emekli oldu. Onun arası biraz açık kaldı bizim açımızdan. Şu an onu toparlamak istiyoruz biz. Ama dediğim gibi bence uzak değil. Yani kesinlikle ilgiyi, daha fazla ilgiyi hak ediyoruz her şeyden önce. Bu salonun boş olmaması lazım. Milli takımı temsil ediyoruz. Türkiye'yi temsil ediyoruz. Bizim de bir güven ve destek hissetmeye ihtiyacımız oluyor tabii ki. O yüzden onlar da bize gereken ilgiyi verirse bizim onlara vereceğimiz mücadele zaten sonsuz. Ülkenizi temsil ettiğiniz zaman yani onun bir sonu yok. Elimizden geleni ortaya koyup en güzel başarıyı elde etmek istiyoruz zaten. Bizim motivasyonumuz aynı. O yüzden aynı noktaya gelmek istiyoruz ve bu yolda emin adımlar attığımızı düşünüyorum. Aslında bunlar çok uzun bir süreç. Çalışıp elimizden gelip ülkemize yakışan en iyi şey, en iyi başarıyı buraya getirebilmek hedefimiz tabii ki. Takıma milli takım formasıyla verebildiğim en iyi katkıyı, en fazla katkıyı vermek istiyorum. Ben öncelikle gerçekten ülkemizin, kadınların göstermiş olduğu voleybolda başarıdan çok mutluyum ve gururluyum. Gerçekten ben hayatıma voleybol onlar sayesinde girdi ve onları izlemekten çok keyif alıyorum. Evet bizde biraz düşüş oldu ama jenerasyon değiştiriyoruz, kabuk değiştiriyoruz. Bunu da biz tekrar özlediğimiz ya da daha önce başardığımız başarılara geri döneceğimizden eminim. Hep birlikte kadın sporu olduğu için voleybol, basketbol fark etmez. Kadın sporunda başarılı olmak bence bu ülkenin yüz akıdır ve çok güzel bir şey bizim için yani. İnşallah biz de kaldığımız yerden devam ederiz bu yeni jenerasyonumuzla birlikte. Ya o hedef tabii ki her oyuncunun hayalidir. Yani kimse o hayali kurmadan büyümemiştir herhalde. Bizim de en büyük hayalimiz o tabii ki. O hedef için de elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz saha içi ve dışında. Şimdi, benim ilk hedefim tabii ki milli takımda her zaman bulunan bir oyuncu olmak. Bunun için de gerekli çabayı sarf ediyorum. Bu sene de aynı zamanda bu kadroda yer almak yani aldığım yeri devam ettirmek istiyorum. Böyle bir bireysel amacım, hedefim var. Biz de çok mutlu oluyoruz tabii ki ve aynı başarının bizden de geleceğinden eminim ben. Geçmiş yıllarda da söylediğiniz gibi madalya almış bir geçmişimiz var kadın basketbol olarak. O geçmişi tekrar gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Tekrar aynı başarıları devam ettirmek istiyoruz biz de yeni jenerasyon olarak.